TEİ her fuarda olduğu gibi, organizasyonda olduğu gibi bu yılda TF6000 motoruyla yeni bir sayfa açıyor. Çünkü bu motor Türkiye'de tasarlanmış ve üretilecek ilk turbofan motor olacak. Hocam size sormak istiyorum. Turbofan nedir? Bu yaptığınız motorlardan farkı nedir? Sizden bir turbofan 101 dersi rica ediyoruz. Sağ olun. Motorun üstünde de anlatabiliriz isterseniz. Tabii ki. Şimdi daha önce TC90 ve TC300'ü biliyordunuz. Bunlar küçük jet motorları tabii ki. Turbojet ile turbofanın farkı, burada da göstereyim. Ön tarafa ilave 1-2 kademe pervane kademesi ekliyoruz. Fan diyoruz biz buna. Bunun emdiği havanın bir kısmını kompresör emiyor iç tarafa. Bir kısmı dışarıdan direkt arkadan atılıyor. Bunun sebebi dışarıdan atılan hava daha düşük hızla geçtiği için daha ekonomik etki sağlıyor. Çünkü yüksek hızlara çıktığınız zaman sürtünme kayıpları artıyor. Mühendis arkadaşlar bilirler. Fakat tabii yüksek hıza ulaşmanızı engeller. Fakat motorun ciddi bir etkisi de motorun içinden geçen havadan olduğu için bu motorumuz kuyruk kısmına artek hıcı da eklediğimizde süpersonik uçuşlar için gayet uygun olacak. Yani bir de converging diverging nozzle dediğimiz açılıp kapanabilen bir nozzle da ekleyeceğiz biz buna. Bu şekilde süpersonik uçuşlara da uygun bir motor. Askeri bir motor bu aslında. Turbofan dediğimizde işte bu öne eklediğimiz kademeden geliyor. Daha ekonomik olsun, daha uzun menzilli olsun diye. Şöyle söyleyeyim, teknoloji olarak da şu anda F-16 savaş uçaklarımızı uçuran F-110 motoruyla aynı teknoloji seviyesinde bu motor. O da aynı bu şekilde askeri turbofan motorudur. Yolcu uçakları da turbofan motorudur ama onun öndeki fan ciddi olarak büyüktür. Yolcu uçağına binerken görmüşsünüzdür merdivenden çıkarken. O fan ciddi olarak büyüktür. İtkinin ciddi bir kısmı motorun dışından geçen havadan elde edilir. Tabii daha ekonomiktir, daha az ses çıkarır ama yüksek hızlara çıkamaz. Her tabii hava aracının isteği farklı. Yolcu uçağı ekonomik uçmak istiyor, belirli bir sürati tutuyor ama askeri uçak dediğimiz zaman... Peki bu motorda biz bir art yakıcı, oynayan nozul gibi sistemler görebilecek miyiz? Bir aile haline gelecek mi? İnşallah. Zaten şimdi tabii bunu fuara yetiştiremedik ama bu motor art yakıcılı olarak kurgulanıyor. Şu egzoz kısmında vidalarını söküp bu kısma yaklaşık 1,5 metrelik bir art yakıcı daha geliyor. Hocam stand yetmez o zaman. Daha büyük. Yani normalde şu anda bu motor yaklaşık 2 metre civarında. Art yakıcı da eklediğimizde 3,5 metreye yaklaşacak. Uzun bir motor olacak. Zaten askeri motorlar kesiti dar, ince uzun olurlar biliyorsunuz. Ama bu art yakıcı şu anda yaklaşık 6000 libre olan itki gücünü 10.000 libre sınıfına çıkaracak. Çok ciddi bir itki bu. Şöyle söyleyeyim. Şu anda uçmakta olan Türk Yıldızlarımızın kırmızı uçakları ikişer motor kullanıyorlar. Bu tek başına o iki motordan daha fazla güç üretecek. Yani hocam Hürjet ileride bu motorun o afterburner'lı art yakıcılı modelini kullanabilecek, oraya yakın bir itki mi oluşturacak? Şöyle söyleyeyim, Hürjet'in şu anda kullandığı motorun art yakıcılı itki gücü yaklaşık 19 binler civarında bildiğim kadarıyla. Yani bundan iki tane koyması gerekiyor. Çift motorlu yaparsak olabilir yani. Jet biraz daha büyük oluyor. Yani Türk Yıldızları'nın uçurduğu jetlerden daha büyük. Ama bu tabii ki tek başına şu anda Kızıl Elma'nın ihtiyaç duyduğu güçten daha fazla güç verebiliyor. Yani Kızıl Elma için ileride bu çalıştığı zaman görebileceğiz. Yani ihtiyaç duyulduğunda biz bunu Kızıl Elma'ya da çok rahat takabiliriz. Hatta Kızıl Elma'yı süpersonik hızlara da çıkarabiliriz. Yaklaşık kaç yıldır mühendislik çalışma devam ediyor? Çünkü bir yandan da siz attığınız motorlarla birlikte 300 serisiyle kat çıkıyorsunuz aslında, değil mi buna? Efendim şimdi malumunuz bizim bir pistonlu motorlar grubumuz var, serimiz. Bunlar İHA'lar için daha düşük hızlı havada uzun süre, yani 20 saat, 15 saat, hatta 30 saat, hatta Aksungur'u biliyorsunuz 49 saat havada kaldı maşallah. Yani bu uzun süre havada kalacak araçlar için. Tabii jet grubu uzun süre havada kalamaz. Çok fazla yakıt tüketir ama çok yüksek hızlara çıkabilir. Kısa sürede yüksek güç üretebilir helikopterler için. Jet grubunda TC90'dan sonra TC300'ü ekibimizin önüne koymuştuk. Ama TC300 küçük bir motor olmasına rağmen aynı bu sınıftaki jetlerde olan teknolojilerin bir kısmını kasten uygulayarak pratik yapmıştık.
Hatta bu teknolojilere küçük bir motora koyduğumuz için de itkide rekor kırmıştık biliyorsunuz. Oradan da buraya sıçradık. Aslında TC-300'den bayağı büyük bir sıçrama. İnşallah buradan sonra da Milli Muharip Uçağın hazırlığı bu teknoloji. Şöyle basitçe anlatayım. Milli Muharip Uçak bunun yarı çapına bir 15 santim kadar daha eklediğimizde Milli Muharip Uçağın itki seviyesine çıkıyoruz. Çünkü itki çok hassas kesit alanında. Sadece yani şu, bu motorun yarı çapını 15-16 santim büyüttüğümüzde 35 bin libre sınıfına çıkıyoruz. Bu da bir sonraki aşamamız inşallah. Kaç yıllık bir mühendislik çalışmanın ürününü görüyoruz bugün? Bunu da sormuştunuz, hatırladınız. Bu aslında TC-90'ın bu rekor kıran denemelerinden hemen sonra başladık. Yaklaşık 2 yılı biraz geçti. Aslında emeği geçen bütün mühendis, idareci, teknisyen, işçiye, bütün arkadaşlarımızı burada tebrik ediyorum. Çok hızlı bir iş çıkardılar. T ekibi olarak yani şöyle bir motoru düz beyaz kağıttan diyelim, hiçbir şey yokken iki yıl içinde şu hale getirmek, tasarımı bu olgunluğa ulaştırmak çok ciddi bir hız aslında. Bu kompleksite, karmaşada bir büyüklükte bir motoru prototipini üretmek, seri imalatta hızlanır tabii ama ilk prototipini üretmek başlı başına 1,5-2 yıllık bir süreç aslında. Bir yılı rahatlıkla geçiyor. Ama bizim hedefimiz şu anda nasip olursa önümüzdeki yılın ilk aylarında bunun imalatını tamamlayıp çalıştırmak. Peki ne kadar süre test olur ve ne zaman uçakta görebiliriz böyle bir yıl olarak? Ben bunu sürekli soruyorum size. İzleyicilerimiz zannediyorlar ki işte bu yapıldı, bir ay sonra uçuyor. Yok. Motorda işler uzun sürüyor. Aslında bu sınıfta bir motorun sıfırdan seri imalata geçmesi yaklaşık 8 ila 10 yıl alıyor. Tabii biz buna başladı, 2 yıl oldu daha. İlk prototipini yaptıktan sonra bunu defalarca testlere tabi tutuyorsunuz. Ve bu testlerde gözlemlediğiniz, yani bazı yerleri baktığınız beklediğinizden daha sıcak. Oralara soğutmak için ilave delikler açıyorsunuz. Örnek olsun diye söylüyorum. Kilosu ağır çıktı, hafifletmek için bir daha tasarım döngüsüne sokuyorsunuz. İtkisi 10.000 hesaplıyordunuz ama 9.600'de kaldı. Bir tasarım döngüsü daha. Bunlar 10.000'i geçiyorsunuz bazen de. Rekor kırabiliyoruz. İnşallah öyle olur diye umuyoruz. Yani tabii bunlar tasarım döngülerine giriyor teker teker. Bunları teker teker her bir noktasını olgunlaştırarak, problemsiz hale getirerek seri imalata getirmeniz işte bir 7-8 yıl. Yani bunu bir asimptotik bir eğri gibi düşünün. İlk başta ilk 2-3 yıla birden %60-70 işin çıkarabiliyorsunuz ama asimptottan sonra geri kalan işi, ince ayar işi uzun sürüyor. Yani binanın kaba inşaatını hemen çıkarlar biliyorsun ama içini döşemek, donatmak. Biraz da inşaatı gösteren o oluyor. Yani iç bu detaylar daha fazla vakit alıyor ama bu yaptığımız prototip hemen aslında yani 3000 beygir civarında bir güç hemen üretmesini bekliyoruz, hedefliyoruz. Bu da şu anda Kızıl Elma'nın şu andaki ihtiyacını karşılıyor. Yani şu anda 2700-2800 gibi bir motor ilk etapta üstünde olacak zannediyorum. Daha sonra 5500'e çıkacak. Yani ilk etapta onun bile ihtiyacını karşılayacak gücü hemen ilk prototiple çıkarmamız bekleniyor. Yani biz onu çıkaracağız diye inşallah umuyoruz. Baykar testlerini yapsın uçağın, sonra da sizin motorla aynı Milli Muharip'teki gibi. Onlar tabii ki bizim bu motorları, yerli motorların, milli motorların gelişme sürecini beklemeleri mümkün değil. Onlar hızlı yürüyorlar. O sırada da ithal motorlarla işlerini görüp gidiyorlar. Bizim burada yaptığımız aynı motorun takıldığı yere bu motorun sığabileceği şekilde bunu tasarlamak. Aynı kilo sınırları içinde tasarlamak. Şu anda biz de onu yaptık açıkçası. İlk kullandıkları motor zannediyorum bir üst motor daha tedariğinde daha sonra başarılı oldular. İlk tedarik edebildikleri ilk motor teknoloji olarak biraz geriydi onların. Yani 2700 pound falan ibre itki veriyordu. Ve bu boy ve kiloda. Yani biz zaten ilk... Siz iki katını hedefliyorsunuz. Yani biz 6000'e... Aslında biz çalışmayı yaptık. O boy ve kiloda biz ne verebiliriz diye. 6000 çıktı sonuç. O yüzden motorumuzu TF6000 diye isimlendirdik. Bunun tabii bir de anladığım kadarıyla biraz da sivil pazara dönük de bir motor olacak. Burada ne görüyorsunuz? Aslında biliyorsunuz uçak motorları modern gemicilikte artık ciddi olarak kullanılıyor. Çünkü çok ciddi güç üretiyorlar. Bunların ürettiği güçleri dizelle üretmek için çok büyük yerlere ağır yani düzünelerce pistona sahip
dizeller yapmak gerekiyor. Yani şu tek başına 6000 beygir diyelim mesela. Gerçi fan kısmını attığınızda çekirdek kısmı 4000 beygir falan veriyor. Bu haliyle bile Türk tipi hücum bot konusunda çalışmaları var. Hızlı hücum bot. Milgem'den biraz daha küçük bir gemi. 14 tanesi onun itki ihtiyacını karşılıyor mesela. Yahut da elektrik üretiminde kullanabiliyorsunuz. Yani buna bir arkasına bir dinamo takarsanız elektrik alternatör, şu motor bu çekirdek gücüyle yaklaşık 4000 evin elektriğini tek başına üretebilecek güçte. 4000 evin. Yani 5 ile çarpın 20.000 nüfusu tek başına karşılıyor. Tabii bu portatif de bir şey. Bunu mesela bir kamyonun yani üstüne monte ettiğinizde istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Doğal afet olduğu elektrik ihtiyacı var. Kesinlikle bunu ordular da kullanıyorlar mesela harekatlar sırasında bütün birliğin şeyin elektriğini sessiz çalışıyor. Götürüyorsunuz kamyonun üstüne nereye istiyorsanız gidiyor. Tek şey bunun ihtiyacı olan yakıtı sağlamanız. Tabii bunu yakıt kendimiz tasarladığımız için yakıt sistemini şu anda tabii ki uçak yakıtı kerosen için tasarlanmış bir şey. Ama biz bunu sıvı olan her şeyi yakabilecek gibi modifiye edebiliyoruz. Yani zor durumda çok farklı versiyonlar kullanılması. Mazot da yakabilir yani dizel de yakabilir. Benzin de yakabilir. Hatta nafta yakıyorlar falan filan. Yani ne bulduysanız yakıt sistemini ona göre ayarlayarak yakabiliriz. Hocam ben sivil uçak sormuştum ama çok güzel şeyler anlattınız. Doğalgazla da çalışan versiyonlar var. Doğalgaz da yakabiliyor. O zaten yani yakıtı siz alıp buharlaştırmanız gerekiyor. Doğalgaz zaten gaz halinde geliyor. Karıştırıp yakabiliyorsunuz. Elektrik üretiminde daha sen sabit bir yerdeyse bunu mesela büyük fabrikalar backup jeneratör olarak kullanabiliyorlar. Sabit bir yerdeyse doğalgaz hattına bağlı olmak en kolay tabii ki. Ama portatifseniz askeriyede sıvı yakıtlarla kullanabilirsiniz. Yakıt koyarsanız koyun yakacaksınız elektrik oluşacak. Peki son sorum hocam size. Bu motorun sonrasında milli motorla ilgili yerli bir motor yapımı söz konusu, bu konuyla ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çalışmaları var. Ne size altyapı sağlayacak? TEİ olarak sizin bu konuyla ilgili bir sloganınızı, bir hedefinizi sizden duymak isteriz. Efendim zaten şu anda milli muharip uçağın motoruyla ilgili proje planlama çalışmaları şu anda devam ediyor. Biraz geç kalmış vaziyette ama en sonunda bunu da yapmamız gerekiyor zaten. Bu motor bize, ekibimize ciddi bir yetenek kazandırdı. Hatta çalıştırdığımız zaman bu motorun üstünden alacağımız datayla, veriyle çok daha ileri bir seviyeye çıkacağız. Çünkü ilk defa yapmış olmakla hiç yapmamış olmak arasında fark var. Yaptıktan sonra çalıştırdığımızda üstünden aldığımız verilerle analiz sırasında kullandığımız bazı varsayımları ayarlama imkanımız olacak ve bunları analiziniz motoru baştan aşağı yaptığınız analizler kalibrasyonu yapıldıktan sonra artık bir büyük boy milli muharip uçağı tasarlamak çok daha kolay hale geliyor. Çünkü elinizde çalışır bir analiz seti var yani. Nasıl 300 serisiyle TF aynı bu şekilde 300 TC300'den buraya sıçradığımız gibi buradan milli muharip uçağın motoruna sıçramak daha kolay. Yani TC300'den buraya sıçramak daha zor bir şeydi. Milli muharip uçağı sıçramak daha kolay. Bizi orada zorlayacak olan şey 35 bin libre itkiyi vermek değil. Onu zaten daha önceki bayramdaki mülakatlarımda söylemiştim. Yani şu anda biz milli muharip uçağın ihtiyacı olan 35 bin libre itkiyi verecek bir motoru artık geliştirebileceğimizi biliyoruz. Kendimiz de gayet hissediyoruz. Eminiz yani. Orada bizi zorlayacak olan bazı yeni teknolojiler var. Onlara aslında zaman ayıracağız. Ne gibi? Mesela işte bu Converging Diverging Nozzle teknolojisi gibi. Burada şu anda onu çalışıyoruz. Başka milli muharip çam motoru yeni nesil bir motor olduğu için radar görünmezliği olacak mesela. Onlar ısı düşük olacak örneğin. Evet, evet. Sizlere ben başarılar diliyorum. En kısa zamanda bu motorun çalıştığını görmek nasip olsun. Daha da büyütün, daha da güzel yerlere doğru getirin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz için. Sağ olun.